Selamlar arkadaşlar, ben Serban Hoca. Bu sezonun arkadaşlar 8. Anayasa Vatandaşlık Denemesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel, seçici, belirleyici soruları bir araya getirdim değerli arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun düzenlediği konular arasında yer almaz? Soru beklesin. Değerli arkadaşlar, bizim Medeni Kanun 4 alt bölümden oluşuyor. Kişi hukuku, aile, eşya ve miras hukukudur. Ve soru diyor ki hangisi aile hukukunu anlattığı konulardan biri değildir? Soy bağı, velayet, nafaka ve nişanlanma medeni kanunun aile hukukunun içindeki konulardır. Miras, aile hukukunun değil, miras hukukunun bir kendi konusudur arkadaşlar. Bu arada soy bağı neydi? Anne baba ve çocuk arasındaki kopmaz bağa soy bağı denir. Velayet doğumla başlar değerli arkadaşlar. Anne babanın çocuk üzerindeki hakimiyetidir. Kural olarak 18 yaşını doldurunca, reşit olunca biter. Nafaka yoksulluğa düşme durumunda istenilen paradır. Miktarı kanunda bilerek belirtilmemiştir. Kural içi boşluk örneğidir. Rakamı hakim takdir eder. Nişanlanma da evlenme vaadiyle yapılan törendir değerli arkadaşlar. Evet, diyor ki bu kavramı medeni hukukta ne ad verilir? Bakalım neymiş? Birden fazla kimseden hangisinin önce hangisinin sonra öldüğünü tayin etmek mümkün olmazsa ölenler aynı anda ölmüş sayılırlar. Bu kavramı medeni hukukta ne ad verilir? Arkadaşlar, kimin önce öldüğü çözülemiyorsa, tespit edilemiyorsa buna medeni hukukta birlikte ölüm karinesi denir ve cümle şöyle devam eder. Der ki aynı anda ölenler birbirinin yasal mirasçısı olamaz denir değerli arkadaşlarım. Sorumuz kolay ve net bir soruydu. Borçlar hukukuna göre tarafların aralarında anlaşarak gerçekte yapmak istemedikleri bir hukuki işlemi üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yapıyormuş gibi görünmeleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Canlandıralım ki dostlarımız soruyu daha iyi anlasınlar. Şimdi A kişisi ile B kişisi kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve bu anlaşma aslında iyi niyetli bir anlaşma değil. Aralarında sözleşiyorlar, anlaşıyorlar ve şu üçüncü şahsı dolandırmak amacıyla aralarında bir sözleşme yapacaklar. Bu ikisi bu sözleşmenin hileli sözleşme olduğunu biliyor ama şuradaki garibanın süreçten haberi yok. İki kişinin aralarında anlaşarak üçüncü bir kişiyi aldatmak amacıyla sözleşme yapmasına hukukta muvazaa denir. Yani hileli sözleşmedir. Cevabı bulduk. İtiraz ve defi aynı şeydir arkadaşlar. Def etmek itiraz anlamındadır. Hukuki taygir arkadaşlar, diyelim ki yerde bir ağaç parçası buldunuz, bir kütük buldunuz, kütük, ağaç kütüğü ve orada öyle duruyordu. Vatandaşın da sizin değildi, başkasının da ama para da yetmiyordu. Siz bu vatandaşa ait olan kütüğü aldınız, size ait olmayan kütüğü aldınız, işlediniz, muazzam bir heykel ortaya çıkarttınız ve bu kütükken para etmeyen şey heykelken astronomik bir para eder hale geldi. İşte başkasına ait bir malın işlenerek çok değerli hale getirilmesine hukuki tayyir denir arkadaşlar. Gabin de birinin cahilliğinden ve bilgisizliğinden aşırı oranda istifade ederek yararlanmak değerli arkadaşlar. Edimler arasındaki aşırı orantısızlığa gabin deniliyor hukukumuzda. Yargıtay ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Yargıtay ve doğrudur. Üyeleri HSK tarafından seçilir. Evet, Yargıtay'ın üyelerini HSK seçer ama şunla karıştırmayın bak hocam. Yargıtay'ın üyelerini HSK seçer ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini Cumhurbaşkanı atar 4 yılına dikkat. Başkanı Yargıtay Genel Kurulu tarafından seçilir. Evet, yani şunu söylüyor. Yargıtay'ın başkanı Yargıtay'ın içinden seçilir 4 yılına arkadaşlar. Adli yargının son inceleme merciidir. Evet, adli yargının temyizidir. Doğru. Danıştay olsaydı idari yargının temyizi olurdu. Güzel. Sorumuzun cevabı 3 öncülü de bizlere doğru olarak kabul ettirdi. Yukarıdakilerden hangileri idari yargı kuruluşları içerisinde yer alan mahkemelerdendir? Şimdi arkadaşlar, o kadar klasik bir soru ki, idari yargıda 4 tane mahkeme vardır. Bunu anlatayım, cevap çıksın. Danıştay. İdari yargının temyizidir. Kimi zaman ilk, kimi zaman da son derece mahkemesidir. Ve Bölge İdare Mahkemesi, BİM diyoruz arkadaşlar. Bölge İdare Mahkemesi. Bir de şey var mesela, Bölge Adliye Mahkemesi var. BAM. O adli gruptadır. Karıştırmayın. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi, bir de Vergi Mahkemesi. Şimdi alttan tekrar ediyorum. Vergi Mahkemesi, İdare Mahkemesi alt derece idari yargıdır. Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay üst derecedir. En üstü de Danıştay'dır. Hangisi bu grupta yer alır diyor.
Bu var, bu var ve Bölge İdare Mahkemesi var. Yani sorumuzun cevabı 1, 2, 3. Yargıtay adli yargının temsilcisidir, idari yargının değil. Milli Güvenlik Kurulu, devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisini bildirir? Diyor ki, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararları tavsiye ve görüş niteliğindedir. Bu kararlarını kime sunar diyor. Kime sunar arkadaşlar? Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunmaya hazırlanmasından, ordunun hazırlanmasından meclisimize karşı Cumhurbaşkanı sorumludur ve başkomutan sıfatını taşır. Dolayısıyla MGK'nın güvenlikle ilgili tavsiye kararları da Cumhurbaşkanı'na sunulur değerli arkadaşlar. TBMM yukarıdakilerden hangilerini meclis soruşturması açarak Yüce Divan'a sevk edebilir? Şimdi arkadaşlar yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması vardır. Bunlar meclisin hükümeti denetleme araçlarıdır. Meclis soruşturması iki kişiye açılabilir. Bunlar Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlardır arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2'dir. Şimdi burada ince bir nüansa dokunmak isterim. Meclis soruşturması derse Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan. Peki Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılabilir mi? Hayır. Şimdi bakın yazıyorum buraya. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılabilir ama meclis soruşturması açılamaz. Çok ince bir nüanstır arkadaşlar. Maalesef sunumlarını yanlış yapan dostlarımız oluyor. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilini sona erdirmez? Erdirmez. Bakan seçilen kişi milletvekilliği düşer. Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilen kişinin vekilliği düşer. Milletvekili istifa ederse istifası tabii genel kurulda oylamaya sunuluyor ama sonuçta o oylamayla düşüyor. Gerekçesi de istifa. Bir ay içerisinde izinsiz, özürsüz 5 birleşim katılmamak devamsızlıktan dolayı vekillik düşer. Partisinin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma artık bir düşme nedeni değil arkadaşlar. 2010 anayasa değişikliğiyle artık bu kişiler 5 yıl siyaset yasağı alıyorlar ama vekilliklerini herhangi bir şey olmuyor değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez anayasaya başlangıç kısmı ve kenar başlıkları konulmuş ve başlangıç metni anayasa metninden sayılmıştır? Arkadaşlar başlangıç kısmı ve kenar başlıkları uygulaması ilk kez hangi anayasamıza başlamıştır? 61. Başlangıç kısımları anayasa metnine dahildir değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi 82 Anayasası'nın 4. maddesi uyarınca değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif edilmesi yasaklanmış olan 3. maddesinde yer almamıştır? Soruyu uzatmış ki kafa karışsın diye. Soru diyor ki hangisi 3. maddede yazılanlardan biri değildir? Ne var? Bayrak var, başkent var, resmi dil var, milli marş var. Bir de Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür cümlesi var. Bu cümleye de yorum üniter yapıdır. Başkent Ankara, bayrak, milli marş, resmi dil var. Hukuk devleti 3. maddede değil, 2. maddede geçer. Yine değiştirilmesi teklif dahi edilemez ama 2. maddede arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin araçlarından biri değildir? Şimdi arkadaşlar bir şey hatırlayalım. Sosyal devletin tersine de jandarma devlet dediğimi de hatırlıyorum konu anlatım videolarımızda. Artan orantılı vergi sistemi, devletleşme, kamulaştırma ve planlama sosyal devletin araç ve amaçlarındandır. Ama özelleştirme gerçek bir sosyal devlet elindeki malı satmaz değerli arkadaşlar. Özelleştirme sosyal devletin aracı değil, tersi devletleşme ve kamulaştırma sosyal devletin aracı. Bu arada biz Turgut Özal döneminden beri ciddi anlamda özelleştirme yapıyoruz. Anayasaya özelleştirmenin girmesi de bol dokuzlu bir tarih 1999. 1982 Anayasası'na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Şimdi sınırlamaların kriterleri var. Mesela sınırlandırma kanunla olur. Hakların özüne dokunulamaz. Ölçülük ilkesine uygun olmalıdır. Özel sınırlama sebepleri yapılmalıdır. Anayasalar anayasanın şey, sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalıdır. Uluslararası hukuka uygun olmalı vesaire vesaire vesaire. Hangisi yanlıştır? Öze dokunmama bir kriterdir, doğrudur. Kanunla sınırlama bir kriterdir ve doğrudur ama genel sebeple sınırlama 2001'de kaldırılmıştır. Biz 2001'de özel sınırlamaya geçtik. Genel sınırlama 71'de geldi. 30 sene kaldı. 2001'de gitti arkadaşlar. Hangisi yanlıştır dediğine göre cevabımız yalnız 2 oldu. Tamam. Hemen kağıdımızı düzeltelim. Evet. 82'ye göre yukarıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangileri sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır? Değerli arkadaşlarım, kişi hak ve ödevleri var.
sosyal ve ekonomik haklar var. Bir de siyasi hak ve ödevler var. Bundan herkes ve herkes yararlanır ama siyasi haklardan sadece vatandaş olanlar yararlanır. İki tane hariç dilekçe ve vergi. Dilekçe ve vergi siyasi hak grubunda olmasına rağmen yabancılar da yararlanıyorlar. Ama ana kural nedir? Siyasi haklardan sadece vatandaşlar yararlanır. Sonra da diyor ki hangilerinden sadece vatandaşlara tanınmıştır diyor. Seçme ve seçilme hakkı, siyasi parti kurma, kamu hizmetine girme siyasi haklar grubundadır ve sadece vatandaşlara tanınmıştır. Dilekçe siyasi hak grubudur ama yabancılar da ikamet ve karşılıklılık şartıyla dilekçe hakkını kullanabilirler. O halde sadece vatandaşlarımıza tanınan 1, 2, 3'tür. Dilekçede yabancılar da var. Vergide yabancılar da var. Yabancının dilekçe verebilmesinin iki şartı var. Bir tanesi arkadaşlar ikamet, diğeri de karşılıklılık. Yani Almanya oradaki Türkiye dilekçe hakkı vermişse ben de buradaki Alman'a dilekçe hakkı veriyorum. Karşılıklılık ilkesi. 21 Anayasası'nın öngördüğü meclis hükümeti sisteminin bir unsuru değildir istiyor. Bakanlar teker teker meclis tarafından seçilir. Meclis hükümeti modeli. Kuvvetler ayrılığı demiş. Hayır arkadaşlar, meclis hükümeti modelinde yasama ve yürütme meclisidir. Dolayısıyla kuvvetler birliği anlayışı vardır, ayrılığı yoktur. Kuvvetler ayrılığı parlamenter ve başkanlık modellerinde var. Egemenliğin millete ait olması ilk defa hangi anayasayla düzenlenmiştir? Elbette ki teşkilat-ı esası. 21 Anayasası'nın en radikal cümlesi şudur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenlik şunların hepsinde var ama kanuni esası da egemenliğin kaynağı padişahtı arkadaşlar. Türk milletinin ilk ve tek yumuşak ve aynı zamanda çerçeve anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Yumuşak anayasa neydi? Bütün maddeleri değişen veya kolay değişen. Çerçeve anayasa neydi? Kısa ve öz anayasalardı. Ve tarihimizdeki tek yumuşak ve tek çerçeve anayasa da teşkilat-ı esası anayasasıdır. Yani 1921 Türkiye'mizin ilk anayasası. Peki. Değerli arkadaşlarım, Serban Hoca ile birlikteydiniz. 8. denememizi çözdük. Durmuyoruz. 2 günde bir düzenli aralıklarla video paylaşmaya devam ediyoruz. Çok yakın zamanda her gün artık videoları atmaya başlayacağız. Lütfen kanalımızı veya bir linkimizi, bir videomuzu dostlarınıza, üyesi olduğunuz gruplarınıza paylaşınız. Onur duyarım değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.